Uzun zamandır Türkiye'de rastladığım en güzel kitaplardan bir tanesi hakkında sohbet etmek istiyorum bugün. Dursun Ali Yaz'la beraber. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk hocam. Sağ olun. İyiyim. Nasılsınız? Gayet iyidir. Teşekkür ederim. Bu arada Storytel sağ olsun. Yeni kitaplarla tanışmaya acayip fırsat verebiliyor. Evet. Yani kitapçıdan alıp okuma için listede sıra beklerken işte dinlemek daha kolayımıza geliyor birçok alanda. Ben senin kitabını dinleyerek ulaştığım kitaplardan bir tanesi. Türkiye'de az rastladığım ölçekte ödevi yapılmış, derinlemesine altyapısı oluşturulmuş. Hem takip ettiği izdek mantığı güzel, hem onu derinleştirmek için kullanılan, ödevi yapılan, hem etimolojik yaklaşmışsın, hem coğrafya gezmişsin, hem kültür okuması yapmışsın falan üzerinde bize paraya ait, daha doğrusu paraya ait tam doğru cümle değil burada. Dünya değerler tarihine ait bir çok nitelikli bir şey oluşturmuşsun, bir kitap oluşturmuşsun. Dürüst olayım gerçekten, Türkiye'de hazırlanmış kitap ölçekleri içerisinde özel bir yere sahip gibi görünüyor. Editoryal tarafıyla da beraber. Bu galiba biraz anladığım kadarıyla ödev yapmışlığının getirdiği bir güç. Evet. Az sonra bunun dedikodusunu soracağım sonra ama birkaç yıla yakın dünya coğrafyasında gezmişsin kitabı bir araya getirebilmek için. Öte tarafta da bu bir bakış açısı bence. Yani aynısını Harari yapınca çok hoşumuza gidiyor. İşte hani bak kitabı ele alma biçimi. Herkes şey cümlesini söylüyor işte. İçindeki anlattığı bilgileri %80'ini zaten biliyor abi falan. Ama biliyordun olmana rağmen bir yorumlama, bir ekolojide o bilgiyi bir araya getiriyor ve senin için çok daha anlamlı bir savlar zinciri oluşmuş oluyor. Aynı yapıyı para için yapmışsın gerçekten. Evet. Hani Türkiye coğrafyasındayız, para nasıl kazanılır, en kısa yollar nasıl para kazanacağız falan hikayelerini geçmişsin. Paranın felsefesini yapmışsın. Evet. Bir metodoloji oluşturmuşsun. Parayı algılayabilmemizle alakalı bir metodoloji oluşturmuşsun. Aynı zamanda dediğim gibi benim için çok değerli taraflarından bir tanesi bir değerler kültürü matematiği çıkarmışsın. Yani değer dediğimiz şey nasıl oluşuyor ve o değere ne zaman para diyoruz, nasıl diyoruz, demiyoruz falan falanla alakalı bir hikaye oluşturmuş. Teşekkür ederim. Eline sağlık önce. Gerçekten iyi iş. Sağ ol. Yani bu kitap neden okunurla alakalı bu sohbetin içerisinde en az bir 5 defa, 10 defa bak bu yüzden bu kitap okunur hikayesi yapacağız. Ama ilk sorusunu ben sana sorayım. Senin olduğun taraftan bu kitap neden okunur hocam? Şimdi bu kitap neden okunmalı sorusunu alıp şöyle ışığa tuttuğumda yazar bu kitabı neden yazdı sorusunu görüyorum ben aslında. Sanıldığının aksine yazarların çoğu bildiklerini değil, öğrenmek istediklerini yazar. Ne kadar derine inebildiyse yazar, ne kadar uzun vadeli çalışabildiyse, soluğu ne kadar uzun yettiyse kitaplarda o kadar biraz derinliği yüksek oluyor. Dolayısıyla aslında okurların aradığı şey de yazarla aynı soruyu sormuş, yazarla aynı dertlerle dertlenmiş, aynı sebeplerden dolayı sabahlara kadar uykusuz kaldığı, İnsanın kaleminden dökülenleri gördüğü zaman, yakaladığı zaman işte diyor bu benim aradığım kitap. Benim eşleştirmem böyle. Bu 400 milyondan fazla kopya satan Harry Potter'ın yazarı Rowling şöyle der. Bir kitabı alıp başladığınız zaman eğer okuyamıyorsanız o kitap sizin için yazılmamıştır zaten. Hani kendiniz zorlamayın. Bu ilk başlayanlar için de geçerli. Kitap kurtları için de bence geçerli bir şey. Ben de bu kitabı yazmaya tamam 6 sene uğraştım ama yazmaya başlamadan önce kendimi bildim bile ilk yetişkinliğe geçtiğimizden beri hep kafamda böyle zihnimde deli sorular dönüyordu. Bunların en başat olanı zannederim dünyadan bugüne kadar 115 milyar insan gelmiş geçmiş. Bu insanlar ne yaşamış, ne yemiş, ne içmiş, neye gülmüş? Kültürler, inançlar, medeniyetler, ülkeler, kökenler ondan sonra nasıl ortaya çıkmış ve bugünkü uygarlığa nasıl ulaşmışız? Benim yıllar boyu hep kafamda bu vardı. Meslek olarak da ben İlk iş hayatına borsanın içerisinde başladım. 10 yıla yakın borsanın bütün kademelerinde çalıştım. Türkiye'de daha yeni başlamıştı o zamanlar bir de. Arkasından muhasebe denetim derken, danışmanlık derken kendi arayışım, fikirsel arayışım hep uygarlık tarihi, insanın yolculuğu anlamında oldu. Ama aynı zamanda da günlük hayatımda sürekli çalışan birisi olduğum için paranın etrafında daha doğrusu çalışan birisi olduğum için yıllar sonra hiç istemeden, hiç planlamadan kendinden doğaçlama böyle bir eser fikri çalışması ortaya çıktı. Zaten kendi kendine yazarken şekillendi aslında. Yani illa altı forma ayıracağız parayı, şunlar şunlar olacak gibi değil de o çalışma sürecinde ortaya çıktı. Ama teşekkür ederim güzel övgüler için. Bu işte Strabon'la başlayan diyelim hani bizim okumalarımız. En son 30 yılın düşüncesi, araştırması sonunda ve 6 yıllık yazım süreci sonunda bizi buraya açık beyin ettiler. 6 yıl sürdü mü ya? 6 yıl sürdü. Şöyle oldu. Aslında ilk yıl ben 1 yılda 2 yılda biteceğini düşünüyordum çok kısa sürede. İlk yıl yazdığımda kitap 110 bin kelimeydi.
İkinci yıl araştırmaya, yazmaya, dünyayı gezmeye, ondan sonra para harcamaya diyelim aslında devam ettik. İkinci yıl sonunda örnek veriyorum 100 bin kelimeye düştü. Yazıyorum bu arada. Üçüncü yıl araştırmaya, düşünmeye, tartışmaya, yazmaya devam ettik. 90 bin kelimeye düştü ve bu arada herkes yazdığımı gördükçe dışarıdan arkadaşlarım, ailem ve kitap gittikçe 200 bin kelime oldu. Yani ansiklopedi yazıyorsun. Halbuki hani kısa yazmak daha uzun sürer ya. Nihayet 5. yılın sonunda kitap 70 bin kelimeye indi ve artık biz dedik ki artık yazardan çıksın. Çünkü beni de para kitabını yazmama rağmen maddi manevi bitirmişti iyice. En son elimden çıktı. Güzelmiş. Yani editörel anlamda da gerçekten düzgün çalışırmış arka tarafta. Editör arkadaşımız kimdi? Burcu Mercan. Burcu ismini de almış olalım aradan geçsin. Güzel bir elemeyi varmış gibi görünüyor. Biz bir şey yazma ya da bilgi üretme ya da nitelikli bilgileri bir araya getirmeyle alakalı hikayede hala sektörleşemiş ülkelerden bir tanesiyiz. Evet. Yani iyi bir fikri ayırt edebilecek yapılara ihtiyaç var. Kurumsal yapılara ihtiyaç var. Yani iyi bir fikri fark edip ona yatırım yapması gerekiyor birilerinin. Hep kişinin kendisinden yüksek yetenek, yüksek motivasyon, yüksek bir fedakarlık bekleniyor arka tarafta. Yani kişi kendisi bir şey yapmalı ve tek başına her şeyi akıl edip yapmalıymış gibi görünüyor. Bunun sektörleşmesiyle oluşabilecek şeylerden bir tanesi nitelikli bir bilgi kültürünün, bilgi aktarım kültürünün oluyor olması. Senin hikayende bunun örneği aslında. Yani kişisel olarak bir sürü şeyi riske ederek bir şey yapmak zorunda kesinlikle kalıyorsunuz. Yani en başta sağlığınız, zamanınız, belki başka edinimlerden, belki başka kazanımlarınızdan ciddi fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bunu en son birkaç ay önce Besim Dellaloğlu Hoca'nın bir kitabı çıktı. Onun ön sözünde tabi o Fransa'da falan çalıştığı için, yurt dışında ders verdiği için onu görerek aynı tam bu konuya değinmiş girişinde kitabın. Türkiye'de diyor her şeyi yazar kendisi yapmak zorunda kalıyor diyor. Şimdi bu şeye kadar yansıyor. Türkiye'de hep kitaplar pahalı der ya arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Çünkü hani o konulara girmeyelim ama haksız değiller. Bu kitabın pahalı olduğundan değil, alım gücünün düşük olduğundan maalesef kaynaklanan bir şey. İşte paranın ne olduğunu anlamak bile aslında bu noktada bize fayda sağlıyor. Aslında kitapların fiyatı dediğiniz şey kağıt parası, matbaa parasıdır. Yani burada ne yazara doğrusu ve yayın evine bir bestseller. Trajik olan hatta dağıtımcı parasıdır. Belki kitabın bir kısmı da maalesef, dağıtımcı parasıdır ne yazık ki. Yani o da tabii ki parayı hak ediyor. Başka bir şey de mevzuda. Cem Yılmaz mı bunun geyini yapıyordu? Yani adam işte sen 6 yıl oturdu, uğraştı, çalıştı, dindi, saatlerini harcadı falan 30 lira verip alıyorsun adamı. Evet. Yani evet. Hani 30 lira veriyorsun gerçekten hani başı sonu bu oluyor. Öğrenciyken kitaba ulaşamamak sıkıntı olabilir. Bunu anlarım ekonomik olarak. Ama yani kişisel olarak para kazandıktan sonra kitaba ekonomi ayırmak bir kültürle alakalı. Evet. Bu bizim dar gelirli olma, ekonomik anlamdaki dalgalanmamız başka bir konu. Evet, elbette gerçekçi bir konu. Buna para ayırmak, adam karnını doyurmakta zorlanıyor. Okey, fikrim ama yine de kitaba para ayırıyor. Yani bilgiye para ayırıyor olma bir kültürel değişimle alakalı, bir kültürel taleple alakalı. Bu kitap neden okunur? Arasına bunu hani cümle olarak da söyleyeyim istiyorum bir şeyde. İyi tespit ettiğim şeylerden bir tanesi iyi bir fikre sahip olmak, çok çalışmış olmak. Edebi anlamda güzel bir dile sahip olmak iyi. Ama bunun ötesinde bir şey daha var. Bu hikayeyi bana anlatırken, özellikle proje kitapları için söylüyorum. Türkiye'de çok sıklıkla rastladığım önemli triklerden bir tanesi montajını, kurgusunu doğru yapamama sorunu. Fikri iyi, ödev yapılmış, ondan sonra dilsel anlamda çalışmış, çabalamış ama bana bir konuyu anlatırken şeyden bahsetmiyorum, edebiyattan bahsetmiyorum yani. Kurgu dışı çalışmaların içerisinde yani bu tarz kitapların içerisinde bir fikir var. Fikrin bir hikayesi var, bana aktarılması gerekiyor. Ve bu aktarma ya çok teknik kalabiliyor, ya çok teknotik kalabiliyor, ya işte benim çok fazla şeyle alakalı hazır bulunmuşluğuma yüklenmek zorunda kalıyor. Yani bu kitabı okumadan önce şu 8 kitabı oku ama yok yani tamam akademik olarak bir çalışma yapacaksan böyle de. Yani ben ritmik olarak gündemi takip ediyorum ve belli konularda ilgim var. İlgiyle alakalı bu kitabı okumadan önce okunması gereken 8 kitap matematiğiyle bir şey tüketmek doğru değil. Bana o bilgiyi de bir ön hazırlık olarak kendi kitabın içerisinde yedirerek doğru verebiliyor olmanın, beni sıkmadan yönlendirerek, doğru kaydırarak, benim zaman izdikimi bozmadan bir şey okurken kolay takip edebileceğim bir proje ya da yapıda bunları bir araya getirmek bir teknik bir süreç
Ve bu teknik süreç Türkiye'de çok az tamamlanabiliyor. Bunun tamamlandığı kitaplardan bir tanesi. Fikrin, bilginin ve çalışmanın ötesinde bunun da üzerinde tamamlanmış olduğunu görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Aa, ne kadar kolay takip edebiliyorsun, aa, ne kadar çok eğlenceli bilgi var, hayret duygusu sıklıkla karşına çıkıyor. Hani yeni bir şey öğreniyorsun, öğrendiğin birçok şeyi birbirine tamamlıyorsun, en eğlencelisi. Evet, evet. Hani aa, bu yüzden mi iş? Bazılarını bu, ileride veriyorum. İleride veriyorum falan şeyin içerisinde. Bu kitap neden okunur? Bu kitap bu konuyla alakalı da hazırlığı düzgün yapılmış. O yüzden okunur. Ara ara böyle periyotlarını atayım istedim. Şeyde. Ne kadar yıl dünyayı gezdiğini biliyorum. Bir tek Çin'e gitmedin galiba değil mi? Öyle bir evet, şey özellikle vardı. O taraflara biraz tedirgin olduğum için Hindistan ve Çin'e de gitmem gerekiyordu. Daha doğrusu kitapta şöyle, kitabı yazmayı düşünmeden önce kendimi bildim bileli bu insanlık bugüne nasıl geldi sorusunu cevaplamak için biliyorsunuz farklı disiplinlerden beslenmen lazım. Tarihten, coğrafyadan, iktisattan, işletmeden, antropolojiden, edebiyattan. Farklı disiplinlere yıllar boyu hep başvurdum. Hep farklı insanları dinlemeye çalıştım. Bu ister istemez bu kitabın oluşumunda da multidisipliner bir kitap. Yani farklı disiplinlerden faydalanmış bir kitap ortaya çıkarttı. Ben şunu şöyle değerlendiriyorum aslında okuyucunun, heyecanlanan okuyucuyu, mutlu olan okuyucuyu. İnsanlarımızın, hepimizin gençlerinde tatmin seviyesi biraz yükseldi. Özellikle kitap okuyucusunun da. Mesela sadece edebiyat alanında bir kitap veya matematik alanında, biyoloji alanında ne bileyim herhangi bir kitap yazıldığı zaman tek bir disiplinden, tek bir kaynaktan beslenerek yazılıyor. Kitap çıktığı zaman tabii ki sancılı bir süreç, ne kadar ne olursa olsun. Yazar hep bunu bir doğum olarak söyler ya, tek doğumda tek çocuk oluyor. Multidisipliner kitapta ise 4-5 bilimden birden faydalanıyorsunuz. Tek doğumda 4 çocuğunuz oluyor. 4 çocuk tabii daha şenlik diyelim, daha büyük bir zenginlik. Okuyucunun keyfine giden yer burası. Hatta zannediyorum yavaş yavaş özellikle sosyal bilimler alanında edebiyat dersi, bir biyoloji dersi yanında daha böyle multidisipliner dersler de herhalde ya konuyor ya konmaya çalışacaktır. Çünkü talep buraya gidiyor. Her şeye çok hızlı ulaşabilmenin verdiği bir şey çok çabuk da tüketebilmek anlamına geliyor. Bunlardan bir tanesi de coğrafyaydı dediğiniz gibi. Ben bunu ilk Lidya parası burada Anadolu'daymış diye merak edip oraya gittiğim zaman Lidya'dan sadece bir ne bileyim Lidya medeniyetinden bize işte birkaç sütun 3-5 tane bina kalmış olmasına rağmen o meşhur sarç çayı mesela kurumuş. Hiçbir şey yok altında ama o kadar büyülenmiştim ki olay şuydu. Orada oturup ders çalışıyordum işte kitaba çalışıyordum veya işte İngilizlerin para sistemine, kağıt para sistemine olan etkisini incelerken Londra Merkez Bankası'nda mesela saatlerce oturup işte iki tane bavul içi kitap dolu bir de tekerleği parçalanmış sürte sürte ondan sonra o mesela birçok insanların beğendiği cümlelerime bakıyorum paylaştığı işte Storytel'in altına yazdıkları ya da kitap yurdu gibi sitelerin altına. Hep çok aşırı eziyet çektiğim, tamam mı? Aslında hani oturup böyle keyifli o filmlerdeki gibi yazdığın cümleler değil de üç boyutlu olarak kendi yazmaya çalıştığın, kendi vermeye çalıştığın mesajı verebildiğim boyutu merak ediyorlar. O belki de Rowling'in biraz önce evet sizin için yazılmış kitap bu esprisi olur. Yani yoksa işte bu 400 milyondan fazla satmazdı yani güzel bir şey yakalamış gibi geliyor bana. Bunu mesela ilginç bir hikayesi var. Biliyorsunuz Maxim Gorki çocukluğunda bir fırıncıda çıraklık yaptığı dönemde eline Tolstoy'un hikayelerinden bir tanesi geçiyor. Okudukça o kadar büyüleniyor ki sayfaları kaldırıp bakarmış. Ya bunun sihir mi var, büyü mü var? Çünkü sayfaların arasında okudukça orada insanlar konuşuyor, okumuyor aslında. O hologram mı diyoruz? O şekilde izleyebiliyor. Bu mesajı vermek için tabii dışarıdan gezmiş gibi görüyorsunuz. İşte ilk insanlığın ilkel dönemlerini, daha kabile dönemlerini araştırırken, tahılın evcilleştirdiği dönemleri, yani bu hem Trump'a hem Malpara dönemlerini, Afrika'ya gitmek de kısmet oldu. Orada kabilelerin hayatını gözlemlemek de, Serengeti'de de gezmek veya ölüm riski, işte kene ısırdı, zor geldik buraya korkudan falan. Bunların hepsi o değeri katıyor. Dolayısıyla bu tip multidisipliner bir çalışmanın bana sorarsanız bir 4-5 yılı daha vardı ama o Besim Dellaloğlu Hoca'nın gerek girişinde söylediği kitabının sizin biraz önce söylediğiniz gibi arkada kurumsal yapılar olmadan yani biz şimdi Jared Diamond ekolüne benzetiyor sağ olsun okuyucular en büyük mutluluğumu ama arkada Korkunç var, şey var, BBC gibi, Oxford gibi kurumlar var, işte Neil Ferguson falan hepsi Jared Diamond'ın öğrencisi bunlara baktığın zaman. Sadece bu parasal güç, sermaye gücü anlamında da değil, insanlar birikimlerini
üç yoldan aktarırlar. Bunlardan bir tanesi bilimsel çalışmalardır. Bu şekilde aktaran bir bilgi akışı içerisinden, bir nehrin içerisinden yüzerek geliyorlar. Onunla tek başına mücadele etmek kolay değildi ama ortaya da harika bir şey çıktığını düşünüyorum. Ama sonuçta hepsi benim kendi bilgilenme, kendi merak ettiğim ihtiyaçtan ortaya çıkmıştı. Afrika'ya gittin. Başka? Amerika'ya gittin. Ted'le görüşebildin mi? Görüştüm. Beklemiyordum o kadar ama çok klik sorulara cevap alamadım. Ondan sonra hep böyle üstü kapalı cevaplar verildi. Ondan sonra İngiltere daha böyle şey, biliyorsunuz İngiltere iktisatçı yetiştir, Amerikalılar işletmeci yetiştirdiler ya, İngilizler daha bir özgüvenli geldi bu sorulara cevap verirken. En kritik ne sordu mesela? Hani kritik sorular derken. En kritik sorular şuydu. Bu FED üzerine dönen, FED'in karı üzerine işte şu anda mesela 7 trilyon dolar para bastı FED. 2008 yılında hani FED kurulduğundan bugüne kadar 1913 olsa ne bileyim kaç sene yapıyor? 80 yılda 1 trilyon dolar para basmamıştı ama son 10 yılda 90 yılda bastığının 7 katı para bastı. 7 katından da fazla para bastı. Bu bahsettiğiniz gibi gerçekten işte meşhur 7 aile, hani karikatürü var ya meşhur. 7 aile yönetiyor, bunlar yönetiyor bütün parayı, bunlar mı alıyor gibi sorularda. Gülümseyerek cevaplar aldım. Yani evet hayır gibi cevaplar almadım. Bir de o soruyu sormak bir keyif. Aslında bunlar aslında open secret bilgiler. Zaten açık girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz falan ama son 10 yıldır bütün şey değişti. Burada sadece FED değil, Türkiye Merkez Bankası, 180 ülkenin bütün merkez bankası için aslında geçerli. Söylenebilecek iddialar var. Bizde de bir sürü iddialar var. Yani şurada en küçük bir esnafta bile bir çarşıya girin, kim bilir neler, ne dolaplar dönüyordur, hani evet, ne dedikodular vardır. Evet. Dünyanın rezerv parası, dünyadan ticaret ilişkisinde, ticari ilişkilerinin %65'inin dolarla döndüğü ve sonunda başında olduğum bir şeyde bu kadar dedikodu ya da hikaye, yani mitos olması çok doğal geliyor bana. En çok bunlar etkilemişti. Güzel. Afrika'da da hala, bizde de var gerçi, bu hala takas döneminin, Trump'a döneminin, işte orayı merak ediyordum. Sonra Anadolu'yu daha derinlemesine gezince, halbuki bizde de aynı şeylerin olduğunu gördüm. Çünkü İstanbul'da yaşamanın çok fazla dışarıya veya daha böyle steril ortamlara, yani işte Kars'a gittim ama steril bir ortama gittim, arkadaşlarımın yanına gittim, belli yerlerde yedin içtin, belli şeyi sohbet ettin. Hani kaybolmadan bir şehri tanıyamadığın gibi kaybolmadan bir kültürü de tanıyamıyorsun. Aynen. Ondan sonra bunu fark edince o coğrafya gezmeyi öğrendim. Hani turistik gezme değil de bilgi sorgulamayı. Sonra çat kapı herhangi bir teyzeyi yakalayınca konuşunca asıl o bilgilenmeyi orada gördüm, asıl feraseti. Ben de her şey profesörlerde değilmiş hocam. Yine de elinde cebinde sorun varsa, iyi sorduğun soru varsa. Tabii güzel soru ilmin yarısıdır. Evet evet, yani o zaman gezip gördüğün yerdeki içeriği algılayabiliyorsun. Elinde soru yoksa dünyayı gez. Kesinlikle yani, hiçbir anlamı yok. Ben burada kendi kendimi yetiştirme sürecinde bu bilgiyi, hani sizin de bilgi obezine maruz kalıyoruz diye düşündüğünüz, tartıştığınız konuya. Bu bilgilenme sürecini ben şöyle bir piramide benzetiyorum hocam. Alt tarafını literal bilgi dediğimiz tamamen akademilerin içerisinde üretilen bilgi. Bu tür kitapları benimle aynı soruyu soran insanların, bu tür kitapları demeyelim de, yani insanlık bugüne nasıl geldi, neler yaşadı? Tabii ne kadar uzak geçmişe bakarsanız o kadar uzak geleceği anlama şansınızı artıran bir eylem bu çünkü. Şöyle bir şey yapayım. Bu kitap bu piramidin birinci halkasından kısmen bahsediyor, literatüründen. Her şeyin, yani diğer ilgilendiği bilim dallarının. Şu anda geldiğimiz noktada hani bir şeyin her şeyini, her şeyini bir şeyini bilmek dediğimiz tabir edilen, eğer diyelim ki bir nörologsunuz, bu konuyu çok iyi bildiğinizi düşünürüm ama bir matematikle ilgili, bir edebiyatla ilgili de bir giriş seviyesinde bir kitap okumanın, karıştırmanın önemini hatırlatmış olalım. O piramidin ortasında benim görebildiğim, hissettiğim çalışırken de uygarlık tarihi bilgisi vardı. Yani bütün insanların neler yaşadığı, ne yaptığı. Tabii bu 10 bin yıllık süreci ve 42 bin kilometre çapında bir yeryüzünü taramayı gerektirdi. O yüzden biraz zaman alıcı ve yorucuydu, kolay değil. Bu ortadaki bilgi dünyayı anlamanıza, anlamlandırmanıza biraz daha yardımcı oluyor. Ama alttaki o literatel bilgi olmadan yukarıya çıkamıyorsunuz. Üçüncü katmanda ise şunu gördüm ben. Orada iki tane makam var. Bilgiye ihtiyaç duymuyor bunlar. Bir tanesi aydın, eskiden bilgin dediğimiz, eskilerin bilgin dediği. Diğeri de entelektüel diyelim ona da. Ona da eskilerin bilge dediği makam var.
Burada bilgiye ihtiyaç yok, analize geçiyor. 9000 yıllık tarım toplumu sürecinde yaşadığı dünyada insanların arasındaki gelir farkı 1'e 3'tü. Son 250 yıl önce başlayan sanayi devrimiyle gelir farkı 1'e 150'ye çıkmıştı. Son 50 yıldır yakın zamana kadar, benim 1977'ye tarihlendirdiğim rakama kadar o et işaretinin çıkışıyla gelir farkı 1'e 500'e çıktı. Fakat analiz toplumunda, yani Facebook'u ben bir mesela bilgi şirketi, bilgi toplumunun ortaya çıkarttığı değil de analiz toplumunun ortaya çıkarttığı bir değer olarak görüyorum. O yüzden 2 trilyon dolar bir büyüklüğe eriştiğini düşünüyorum. Aydın ve entelektüel, bilge ve bilgin diye ayırmıştık ki orayı. Bu alttaki hepsi o literal bilgiye sahip insanlar bunlar. Ortadaki insanlığın yaşanmışlıklarını da damıtmış bu insanlar. Aydın'la entelektüel ortak noktası bu ama farkı ne derseniz, Aydın bu birikimlerini kendi konfor alanından dışarı çıkıp ya da hayatını, birikimlerini, maddi manevi birikimlerini riske edip toplumsal fayda sağlamaya çalışan insan. Entelektüel ise biraz daha bohem de diyebiliriz. Her şeyin farkında ama kendi konforundan fedakarlık yapma isteği duymadan kendi küçük alanında, bu ailesi olabilir, arkadaşları olabilir, yapan insan demek. Dolayısıyla bu kitap bu alttaki literal bilgiye kısmen ortaya biraz daha yoğunlaşmış. Bunun gibi tabii yüzlercesini okuyup belli bir noktaya gelebilir. Okumaya meraklı kitap kurtlarına yönelik bir program veya söylev hazırladığımızı düşünürsek. Tabii bir insan ömrü boyunca ortalama diyelim 6000 işte kitap okuyabiliyor. O yüzden deriz ki işte mesela şurası bir kitaplık şu anda. Buraya kütüphane diyebilmek için 6000 kitap lazım. İşte hani kalemlik içine kalem konulan şey, kütüphane dediğiniz zaman kitapların bulunduğu bir hane, bir mekanı çünkü anlatıyorsunuz. Ondan sonra ama bu tür kitapların güzel tarafı işte maya kitap, aşı kitap diyoruz. Amaç oradaki o analize geçmiş insan artık bilgi gerekmediği için, çünkü analiz bildiğinden değil biliyorsunuz, unuttuğundan yapılır. Unuttuğun bilgilerle ancak analize geçersin. Yani bilgi boyutunda olsa ya teknokrat ya da operatör konumunda kalırsın. Bu aşı kitapların da en büyük faydası, bana gelen feedbacklerden de anladığım, işte bir elma bahçeniz olduğunu düşünün. Harika elmalarınız var ama sadece elma var. Bu kitapların faydası sizdeki o bilgiyi aşılayarak elma ağaçlarından bir tanesini kiraza, bir tanesini armuta, bir tanesini işte ne bileyim vişneye benzetip sizin bahçenizin meyve bahçesine dönüştürebiliyor. Enteresan, evet. Enteresan bir yerden yaklaştın analizlemeyle alakalı. Peki 77'den sonra 1'e 500'den kaça geçti aradaki fark? Onun şu anda hesaplandığını düşünmüyorum. Ben çok düşündüm hani ne kadar oldu diye. Ben yakalamadım bununla ilgili. Bilimsel çalışmalar sonrası ortaya çıkabilecek. Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum ama bayağı 500 falan değil, bol sıfırlar olması gerekiyor. Fark oluştu. Yani bir şirketin 2 trilyon dolar demek çok korkunç. Yani mesela Amerika borsasına, New York borsasına baktığımızda 100 yıl önceki en büyük firmalar demiryolu şirketleriydi, nakliye ile alakalıydı. Şimdi onlara gerek kalmadı, hepsinin değeri düştü veya petrol şirketleriydi. Son 15 yıldır bütün borsanın sistematiği değişti. Silikon Vadisi'ne gittiğiniz zaman görürsünüz, her kültür kendi içinde tabir üretir ya. Burn rate diye bir kavram, para yakmak diye bir kavram vardır. Yani o melek yatırımcılar gelir, hani biraz önce ilk konuştuk. Daha biz kitaba veya bir fikre, bir kurumsal yapıdan niye bahsediyoruz? Bir kaynak işte, para olmadan o da olmuyor para kitabını yazınca. Karl Marx'ın yaşadığı şeyi yaşıyorsunuz ister istemez. Adam 20 sene parayı yazmaya çalışıyor. Annesi tabii üzülüyor. Çocukta para yok. Engelsiz yardım ediyor falan ama hastalık bir yandan. İngiltere'nin şey kasvet davası. Ya evladım diyor, bu kadar parayı yazmaya uğraşacağına biraz keşke para kazansaydın falan. Bu uzun soluklu çalışmaların hepsi... Bu şaka sana da çok yapılıyordur, ben sana söyleyeyim. Ve bu gerçek. Şöyle bir de yani mezarını ziyaret etmeye gittiğinizde de 4 pound para ödemeniz gerekiyor. Bilet parası. Adam da mahsus böyle acite etmişler. Öyle enteresan bir şey var. Yaşadığı dönemde de şunu söyler zaten. Yani bu kitaptan kazandığım para, ki hani o günün hem long seller hem best seller diyelim, tütün paramı karşılamadı der. Ki o zaman ciddi kitap satılır. Yani hem İngiltere'de hem Avrupa'da korkunç kitapları satılır. Baskılara rağmen kitapların ciddi satıldığı bir dönem. Türkiye'de hala öyle bir satış yok. Bugün de o günü kıyaslayamıyoruz maalesef. Öyle bir kültür oluşmuş ki melek yatırımcı size gelip bir fikriniz, bir projeniz var, onu yatırıyor ve diyor ki hala neden harcamadın?
Yak diyor parayı, yak tabiri oradan geliyor yani. Paraya kendine ait, tahmin ediyorum, yani orijinal olarak kendin bakarak oluşturduğun bir sistematik var, ayrı bir sistematiği var. Evet. Aslında uzun uzun üzerine çok sohbet edilesi bir konu. Tek tek üzerine geçmek lazım ama. Yani hani kitabın içerisinde neye rastlayacağız bölümünü de bilmek açısından. Altıya ayırdığın şeyleri bir saysana. Paranın ilk formu trampa dediğimiz formu. 5000 yıl insanlar fiziksel olarak paranın ne olduğunu bilmeden ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bu da ne zaman ortaya çıkıyor? Aile dediğimiz birinci yakın akrabaların dışına çıktığı zaman ihtiyaçlarını bedelsiz vermiyorsun, karşılamıyorsun. O zaman diyor ki bana ekmek lazım, sende meyve var. İşte ben sana onu vereyim, sen bana onu ver. 5000 yıl ya aynı üründen buna takaslıyoruz. Farklı üründense trampa dediğimiz süreçte karşılamışlar. Arkasından Sümerler çok büyük bir medeniyet, insanlığa çok büyük miras bırakmış olan medeniyet ilk defa mal parayı, yani fiziki parayı ortaya koyuyor. Diyor ki mallar, insan sayısı artıyor tabii o zaman. Ürün sayısı artıyor biraz. Bu biraz zorlaşınca arpa en çok kullanılan şey. Avrupa arpayı ortak para birimi, bugünkü bizim kağıt para dediğimiz şeyden hiçbir farkı yok. Formu değişik çünkü sadece koyuyor. Dünyanın neresindeyse aynı akıl ortaya çıkıyor kalabalıklaştıkça. İnsan hep doğruyu aynı şekilde buluyor aslında. Arada kiminde 50 yıl var, 100 yıl var ama mutlaka buluyorlar. Bu arada sağlam bir cümlen var aradan. Bunu arada söyleyelim, bu izleyi takip ederken söylediğin. İnsanların değer verdiği şeye para denir. Yani evet. Ortak değer verdiği. Çünkü şöyle, zaten benim... Ya para nedir diye sorulduğunda birden duvara tosluyoruz ya. Yani. Evet evet. Yani... Benim de kitabı bitirdikten sonra seminerlerde, etkinliklerde algıladığım, bildiğim ama algıladığım, içselleştiremediğim bu kadar seneye, 30 yıldır paranın etrafında dönen bir insan olarak korkunç bir şey. Paranın ontolojik değil, metafiziğin konusu olduğunu anca algıladım mesela bugün. Mesela bir cümle gibi geliyor, tamam mı bu? Ya 30 yıl korkunç bir para harcayıp bir cümle çıkartabiliyorsun. Hani koca bir dağı kazıp bir kilo altın elde edebilmek gibi. Ben ne dediğimi biliyorum, artık algıladım bunu. Herhalde okuyucunun ya da dinleyicinin de belki bir 30 sene geçmesi gerekiyor algılaması için, bilmiyorum. Burada şunu demek istiyorum. Bir insan nasıl, şöyle algılayabiliriz bunu, hani bulabildiğim en yakın metafor şu olacak. İnsan yavrusu doğduğu zaman her şeyi taklit ederek, nesneleri de taklit ederek öğrenir. Kimden? Annesinden diyelim. İşte buna kağıt dediği için annesi ilk önce o da kağıt der ya da kalem der. Paraya da annesi ya da babası para dediği için, nakit dediğimiz, aslında nakit olması gereken ismi kağıt paralara para der. Hatta onlar kutsuyorsa o da kutsar. Dikkat edin, o tuğkaka yapıyorsa o da tuğkaka yapar. Demek ki insan, zaten bu yüzden ana dil diyoruz. Ana dilin esprisi bu. Hiçbir anlamını sorgulamadan. Bu piramidin birinci basamağı gibi düşünüyorum ben bunu. İkinci basamakta insanlara bakıyorum, genelde etimolojik sorgulamalara giriyorlar. Ama analiz basamağına geçmeye çalışan çok büyük bir zaman ve emek gerekiyor. 40'tan önce geçebilen de görmedim buraya. Herhalde Allah o yüzden 40'tan önce peygamber göndermişlerim ben. Anca böyle bir şeye geliyorsun. Orada da işte artık kavramların semantiğini sorgulamaya başlıyorsun. O sana yeni yeni kapılar açmaya başlıyor. Zaten işte ilham veren eser, işte aşı kitap, maya kitap dediğimiz süreçte bence orada başlıyor. Ya bunu böyle tarif etmek gerekiyor. Çünkü aslında birçok tuhaf soru ve o soruları getirdiği sınıra çok yakınız. Hani dünyayı biliyoruz, hayatı biliyoruz, bilmem ne falan falan. Ama yani hani bir sınıra geliyorsun, canlı nedir diye soruyorsun. Birdenbire bir boşluk başlıyor. Evet. Yani hani her şeyi biliyorduk, hani canlı gibi bildiğimiz bir kelimenin şeyini bilmiyorsun, devamını. Aynı şey parada da aynı fotoğrafta oluşuyormuş gibi görünüyor. Yani para hep hayatımızda, para var, ekonomi var, parayla ilgili bilmem ne, para nedir de. Birdenbire bir boşluk başlıyor. Evet. Dıt. Yani hani çok anlamsız bir şey başlıyor ve şeyi fark ediyorsun arka tarafta. Ben bu kitabı okurken hissettiğim şeylerden bir tanesi. Toplumsal değer ataması koordinasyonunun nesnesi para. O toplumsal değer ataması formülünü anlamaya başlıyorsun. Evet. Yani toplum tuhaf bir komplikasyonda bir şeylere değer atıyor ve bu değer biçimi de devamlı manipüle oluyor. Yani hani o da altın demişiz zaten ama... Zaten bu kitabı dönüşecekse senin soruların da dönüşecek Mustafa abi. Müthiş şeylerim var. Evet, beni sürekli beynimi çalışmaya iten, not aldıran. Teşekkür ederim de yani... Soruna girerken çok yoruluyorum çünkü de o yüzden bu sefer de ben araya gireyim dedim. Gir. Eyvallah. En azından şunu tam mesajı vereyim. Biraz önce yine dağıttım kafamda çok şey geldiği için. Bir kere cebimizdeki kağıt paralar ya da bozuk paralar para değil. Mesela biz tarihte de aynısı hata yapıyoruz. Tarih profesörü deyince T-A-R-İ-H kelimesini kullanıyoruz. Bugün hangi tarihteyiz de aynı şeyi kullanıyoruz. Ama işte zenginleşirse dilin, birinde date diyorsun, birinde history diyebiliyorsun.
Kitapta da aynısını yapıyoruz. Yani kitap demek, ders kitabına da ders kitabı diyoruz. Adam 40 yıl düşünmüş, bir tane roman yazmış ya da bir tane düşünce kitabı yazmış, ona da kitap diyoruz. Veya literatür kitaplarını ayırmıyoruz. Dünya işte şey diye ayırıyor ya. İşte kitaplı kütüphane dediğin şey nasıl geçiyor format gibi. Para ontolojik olmaması demek şu demek. Nakiti, zaten bunu fark edebildiğim için bir farklı bir değer sistemi orada olduğunu hissetmeye başladığım için orayı sorguladım. Nakiti de kapsayan, bozuk parayı da kapsayan ama senin bankadaki kredibiliteni de kapsayan veya sokaktaki kredibiliteni veya bir ülkeysen Birleşmiş Milletler'deki itibarını da kapsayan bambaşka bir olguymuş. O yüzden bunun devamında başarabilirsem, becerebilirsem servet olacak. Onun devamında devlet olacak. Ben de ancak o zaman anlama yolculuğunda birkaç mesafe, birkaç basamak daha çıkacağım. Çıktıkça belki üçü bitince bir şeyleri anlamış olacağım. Para en çok insanların dikkatini çeken, en çok heveslendiren, böyle dikkatini celbeden bir konu. Ama aslında hiçbir şey değil. Şöyle bir basit örnekte yine onun sebebini söylemeye çalışayım. Türkiye'nin 25 milyar dolar TL karşılığında bastığı para var şu anda. Pandemide herkes olduğu gibi bizim devletimizde bastı biraz para. Herkese bu parayı eşit dağıtsak, örnek veriyorum çok takılmayın rakama, ya 2500 liradır bakmadım son rakama, ya da kişi başı 3000 lira düşecek. İstanbul'da yaşadığınızı düşünün, 3000 lira zaten kiranız olduğunu düşünün. Yani bütün paranın size verilmesi demek, eşit olarak dağıtılması demek, sizin bir aylık giderlerinizi karşılamıyor. Veya bütün parayı tek bir kişiye, Mustafa Can'a verdiler. Devlet de dedi ki ben Dolmabahçe Sarayı'nı satıyorum. Herhalde 25 milyar dolardan fazla yapar. Yani onun arkasındaki tarihi değeriyle falan birlikte. Yani Türkiye'deki bütün para, nakdi para sizin bile olsa bir tane gayrimenkulü bile satın aldırtamayacak kadar derecede. Ama başka bir programda inşallah konuşacağız. Asıl para aslında, parasal anlamda, paraya en yakın olgu, paranın altıncı formu olan iktisatçıların banka parası ya da kaydı para dediği sanal para. Tamam. O özel bir sohbet gerektiriyor. Onu inşallah öyle yaparız. Ya evet evet, yani bu arada sanal parayı anlamaya, anladığımı iddia edemeyeceğim. Doğru zaten değil. Zaten özür dilerim. Bunu anladığınızda var. Eğer anladığımızda, yani ben dahil, aktarabildiğimizde topluma biraz daha kültürel tarafını besleyebilecek, bunun içine üniversiteyi de sokabiliriz. Yani bugün bir üniversitenin kuruluş maliyeti dünya çapında bir numara olma iddiasıyla çıkıyorsanız da 3 milyar dolar sermaye lazım. Çok net, basit. 20 sene sonra birinci oluyorsunuz. Bu kadar basit. Veya ilk üçe giriyorsunuz. Zor bir şey değil yani, hani Mars'a gitmiyorsunuz. Belli matematiği. Eğer sanal parayı iyi kurgularsak... Reklamcı olmamdan galiba. Efendim? Şimdi reklamcı olmaktan geliyor sanırım. Şimdi bu söylediğin, buradaki kullandığın dil de, az sonra bir atıfta bulunacağım, kitabın içindeki kullandığın dil çok hoşuma gidiyor benim. Öyle mi? Hani bu berraklıkla bakıyor. Bak, bu parayı buna böyle yatıracaksan, bu sistematiği kollarsan bu sonuca varır. Soyut disiplinlerde, yani sosyal disiplinlerde, soyut disiplinlerde bu netlikten çok uzaklaşıyoruz ya. Uzaklaşmamızın akademik nedenleri var, çok anlıyorum ama yine de böyle netliklerle ara sıra karikatürize etmek konuyu çok işimizi kolaylaştırıyor. Ve bundan kaçıyor olma, yani doğru söylüyorsun gerçekten. Türkiye ile alakalı konuşulacak şey, eğitimde öyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız değil. Türkiye'de eğitim ayırdı, bütçeyle alakalı. Japonya %20 ayırıyor, sen %3 ayırıyorsun. Aradaki fark da sonucu belirliyor. Bu konuyu bu gerçeklikle konuşmak lazım. Sonra entelektüel anlamda hocalarımız şöyle olsun, okullar böyle olsun, çocuklarımıza eğitimde şunu, Finlandiya modelini bilmem neyi falan falan konuşalım arka tarafta. Ama bariz bir pratik gerçekliği var. Hazır girdim, sözünü ne olur kaldığın yerde unutma şeyde. Aynı şeyi kitabın içerisinde, hani ekonomik olarak iyi duruma nasıl geçeceğiz abi? Kişisel anlamdaki sorusu, para kazanacağız, nasıl kazanacağız? Devlet anlamındaki sorunu da Türkiye olarak ekonomik problemlerimizi nasıl aşacağız sorusuyla alakalı. Çok sistematik, üç yerde bunu anlattığını fark ediyorum hani şeyde. Bence çok iyi bir önerme vermişsin konuyla alakalı. Pratikte bir önerme vermişsin ve çok gerçekçi, kaçınılmaz, bilimle uğraşan, hemen herkesin zaruriyetle gitmesi gereken önerme. Bu önermeyi basitleştiremediğimiz için de hikayede devamlı kaçındığımız bir şey. Yani devamlı işte yok dolara para yatıracağız, hayır yapmayacağız, yatırıma yapacağız, bilmem ne yapacağız, eğitim yapacağız, konuşuyoruz. Hayır arkadaş, yapılacak belli. Ekolojik olarak tüm fikirlere açık bir ortam organize etmek zorundasın. Bu ortamda felsefi bakış açılarının üremesine müsaade etmelisin. Kısıt olmamalı. Buradan bilgi üremeli. Bilgiden teknoloji üremeli. Teknolojiden ürün üremeli. Üründen para geliyor zaten. Üründen zaten bu döngü kendinde tamamlanıyor. Bir değişken daha var, bunu da belirliyorsun. Bu havuz iyi bir adalet sistemiyle de korunmalı. Mutlaka.
yapısal olarak yani hani insanların dengeli ve adil olduğunu düşündükleri bir formülde de korunmalı. Bunu yapan her ülke ekonomik olarak iyi duruma gelmiş. Örnekleriyle göstermişsin içeride. Evet. Yılı, tarihi, coğrafyası, ırkı, cinsi değişmeden. Yani istediği gibi değişebilir. Özür dilerim. Yani evet, söyledim. Evet. Yani hani Çin'de de bunu uyguladıklarında o dönemde olmuş. İslamiyet'in belli bir döneminde uyguladıklarında Koreli olmuş. Koreli olsan oluyor. Birisi yukarıda, bir aşağıda. Aşağıda hani hepsiyle oluyor. Sistem bununla alakalı bir sistem. Bunun üzerindeki konuştuklarımız arada ölçeği, etkin olma ölçeği çok daha küçük ölçekler. Evet. Yani asıl formül bununla alakalı. O yüzden onu kitabın ortasına sürpriz gibi içine uygarlık döngüsü ve hikayelik döngüsü dedim. 6 çarktan oluşuyor. Hı hı. Bir tanesi çalışmadığı zaman sistemin çalışmadığını düşünün. Türkiye özel sektör ve devletiyle 500 milyar dolar borcu olan bir devlet şu anda. Mesela bırakın doğalgazı, Çamlıca'nın altında altın çıktığını düşünelim. Tamamen iki Çamlıca'nın altı da altınmış. Hı hı. O 6 çarktan para problemini çözmüş oluyorsunuz. Bunun aynısını Portekiz ve İspanya yaşadı. Yılda 200 ton altını getirdiler Amerika'dan. Hiçbir şey olmadı. Bugün hala Amerika vizesi alıyorlarsa mutlu oluyorlar. Çünkü o arkadaki o bahsettiğimiz değerler zincirini algılayamamışlardı. Çünkü zaten işte para dediğimiz şey paranın kendisiyle ilgili ya da altınla ilgili bir şey değil. Değil. Değerleri düzenleyebilmekle alakalı ve değerler dediğimiz şey aslında çocuk eğitiminden kadın eşitsizliğine kadar giden tonlarca matematiği kendi içinde barındırıyor. O yüzden o ara başlıklar hep var gibi. Yani kitabı bütünsel olarak bakıp tamamladıktan sonra birisi mesela ilk bakışta işte tanrıçalar dönemi diyor. Allah Allah ne alakası var diyor. Bütününü okuduğu zaman aa diyor olmadan olmuyormuş. Yani kadınlar doğum yapmaktan vazgeçti diyelim anlaştılar. Hmm. Dünyada insan kalmıyor 50 yıl sonra mesela. Bu kadar basit. Yani o olmayacak da ne olacak kitapta? Bu arada çok sevdiğim bir şey daha yapmışsın hikayede. Yani etimoloji ve terminoloji hep bir derttir. Hani bizde önemli de bir hikayedir. Dilden çok hızlı manipüle ediyor ve uzaklaşıyoruz. Aksaklıklar oluşuyor. Sen aynı zamanda paranın etimolojisini de çalışmışsın. Evet. Yani hani arka tarafta kitabın içerisinde ara ara rastladığımız... Şunu fark ettim çalışırken. Aslında öyle bir niyetim yoktu Mustafa abi. Birincisi deneme metinlerini okuyanlar çok beğeniyordu orayı. Bana da çok basit geliyordu. Allah Allah falan dedim. Ben de baktım, çok eğlendim. Evet herkes beğeniyor. Sonra ben de beğenmeye başladım. Herhalde insanın en zayıf tarafı algısıdır deriz ya hani ondan sonra başkaları sevince ben de sevmeye başladım. Ama ben şunu fark ettim. Kelimeler yani ağzımızdan bir ses çıkınca lafız diyoruz. İşte anlamlı bir sözcük birimine geldiyse buna kelime diyoruz. Kelime daha spesifik bir şey tanımlayınca kavram oradan terime dönüşüyor ya. Aha bir baktım. Bu özellikle parayla ilgili yani bugün dolar dediğin, mark dediğin, ondan sonra ne var pound dediğin hepsi tartı para döneminden gelen şeyler. Arkasında büyük dinar dediğin dinar yüzünden geliyor falan. Hepsi yüzyılların yaşanmışlığını bir elbise gibi o harflere giydirmiş kavrama. Arkada büyük bir mesaj varmış aslında. Hani dinar sadece dinar değil ondan sonra. Bunu fark edince biraz daha ciddi eğilip onu serpiştirebildiğim, yedirebildiğim kadar yani Wall Street diyorsunuz hep eskilerden örnek veriliyor bu tip para şeyinde. İşte ne demek? Duvar caddesi işte. Caddeye bir duvar örmüşler oraya. Neden? Hollandalı sömürgeciler geldiği zaman içeri giremesinler diye. Orası da bugün dünya finans merkezinin Kâbesi olmuş. Wall Street deyince ya ne alakası var cadde, duvar falan. Hani anlamsız geliyor ya. En basitin arkadaki bir tarihsel şurada 200 yıllık bir yaşanmışlığı bile sosyolojik elbiseye giydirince Wall Street'e daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. O yüzden ben de bunun üzerine eğildim ve çok iyi besledi beni. O yüzden özellikle öğrencilerim olduğu dönemde, olduğu zaman onlara hep bir konuyu, bir alanı çalışırken önce etimolojik kelimenin mutlaka kökenine baksınlar. Arkasından semantik anlamını sorgulayabildikleri kadar sorgulasınlar. Oradan çok derinlemesine besleneceklerini hep hatırlatırım. Malumat, bilgi edinme ve anlama bir süreç ya aynı zamanda. Evet. Yani işte malumatlarla karşılaşıyor, bilgiye dönüştürüyor ya da anlaşılabilir hale getiriyorsun. Kitapta gerçekten yani hem tarihsel süreciyle yaklaşıyor olman hem de derinlemesine felsefi olarak aslında felsefi bir katman kullanmışsın arada. Böyle de yaklaşıyor olman konuyu anlamayla alakalı bizi çok yakın şeye getiriyor ya. Yakın bir sürece getiriyor. Tabii ki bir yerde bırakıyor bizi. Bundan sonrasında merak ediyorsan daha üzerinde ilgilen ya da derinleş bir şeyle alakalı.
Biraz hani son aşamaya gelirken şu soyut paradan, arada daha derin bahsederiz dediğimiz paradan azıcık birazcık bahsedelim. Bizim çünkü şimdiki zamanımızı çok belirliyor ya hikayede. Yani bir sürü periyotlarımız var. Evet. Hani böyle çok da uzatmayacağım konuyu. Estağfurullah. Bir şöyle ama... söyleyeyim. Dünyada son 6000 yıldan beri altın en temel para birimi ya da servetin karşılığıydı ya da paranın yaslandığı dayanak idi. Ne zamana kadar? 1944 yılına kadar. 1944 yılında Amerika 2. Dünya Savaşı'nı kazanması belli olunca tam savaş bitmesine yakın meşhur Bretton Woods Anlaşması'yla dedi ki bundan sonra dünyanın yeni altını dolar. Çünkü bilinen altınların çoğunu zaten kendisi toplamıştı. Savaşa, iki savaşa da büyük savaşa da geç gidip mal satıp para kazanarak. O yüzden Amerika'da efsane bir söz vardır. Savaş iyidir ekonomi için. Çünkü savaşa girmedi, hep mal sattı. Şurada en küçük bir kıtlık bilmem ne olduğunu düşünün. Bir ekmek bile nasıl bir servetleri yapıyorsa savaşta her şey daha kıymetli, daha yüksek pahada satılabileceği için. Bu 1973 yılına kadar devam etti. O tarihte Nixon, Amerikan dolarının Nixon'a kadar inanılmaz bir şekilde kağıt parayı basıp karşılığında hala aynı şey yapıyorlar fark etmiyor. Her devlet yapıyor daha doğrusu. Yapınca Fransa bunu fark etti ve dedi ki atıyorum benim elimde 20 milyar dolar var. O 44'teki anlaşmada 35 dolar bir ons altına yani 31 grama falan eşitlenmişti. Bugün o 2000 dolara yaklaştı rakam. Yani doların değeri de ne kadar aslında yıprandı tarihi olduğu düşündüğün zaman. Yani 1944'teki doların alım gücü neredeyse %90'ı kayboldu şu anda. 73'ten sonra şu oldu. Artık devletler kendi kendilerine altın bir kenara koymadan ya da dolar koymadan para yaratma şansına sahip oldular. Artık basma da demiyoruz buna çünkü tırnak içinde yoktan var ettikleri bir şey oldu. Bunun arkasında da şu var, bugüne kadar böyle bir devlet sistemi yoktu dünyada. Uygarlık hep nasıl daha iyi yaşayabiliriz, varlıkları nasıl daha doğru ve adil paylaşılabiliriz diye bir sistem geliştirdiler. 1944'te yine enteresan bir şey oldu. Parada ve uygarlık tarihini değiştiren bana göre en kilit cümle nedir derseniz benim gördüğüm. Ben bir hocama sormuştum. Dümen demişti mesela. Bana sorarsanız da bu cümle nedir o cümle? Birleşmiş Milletler kurulduğunda ikinci maddesinin atıyorum üçüncü bendinde der ki artık hiçbir devlet başka bir devlete saldırıp toprağını, insanını alamaz, işte köle yapamaz, yeraltı yerüstü kaynaklarını kullanamazlar. Bu kuralı şurada görüyoruz işte Suriye'nin doğusu, aslında Amerika'nın elinde batısı, deniz tarafı, Rusya'nın elinde. Hiçbirisi bayrak asıp burası benim diyemiyor. Dese kimse de hayır diyemeyecek. Allah'tan arada bir kurum var, işte kurumsal kimlik diyoruz Birleşmiş Milletler. Hani kendi yaptığını yıkmayayım diye ondan sonra. Cümle insanların daha artık kölelik düzeninden çıkıp o fetih bizim tabirimizde dönemini kapatan bir cümle oldu. O tarihten sonra zaten güçlü ülkelere baktığımız zaman o felsefe, bilim, teknoloji, ürün, para, hukuk, adalet, kültür dairesini, uygarlık döngüsünü daha çizmesi gerektiğinin bilincine farkına vardılar. Sanal para da şu oldu, o devletlerin nasıl ki eskiden altını koyup ona banka notu, bankanın notu anlamında karşılığında altın var diye kağıt para basabiliyorlardı. Artık diyoruz ki hiçbir devlet yıkılmayacak, arkasında Birleşmiş Millet de var. Devletin tüzel kişine istinaden sanal para basıyoruz. Bunun karşılığında ne var? Kredi var. Yani kredi nasıl oluyor? Bugün sizin bir tane daireniz var. Bankaya götürüyorsunuz, bunu ipotek ediyorsunuz. Onun karşılığında para çekebiliyorsunuz. Buna sanal para diyorsunuz. Peki sizin dairenizde elinizde tutan şey ne? Sizin olmasını sağlayan? Aşağıdan yukarı gideceğim. Tapusu var elinizde. Tapu nerede? Tapu dairesinde. Tapu dairesi kimin? Devletin. Devlet nasıl ayakta duracak? Birleşmiş Milletler var. Bu minik görünmeyen zincir bana göre şu anda o gün piyasada anlamlı bir maddi karşılığa gelen her şeyin sanal para yaratmak için eski zamandaki altın formuna sokmuş oldu. Anlatabildim biraz karışık ama. Ben kitabı okuduğum için birazcık daha sezebildiğimi düşünüyorum konuda. Ev örneği verince ev daha plastikte bir şey yani evde evet. Olan bir şey. Mesela şöyle de bu bir dünyada değer kabul ediliyorsa bunu da böyle söyleyebiliriz. Benim elimde 3 milyon adet 20 yaşında pırıl pırıl genç var. Devletim ben. Evet. 20, yani hani 3 milyon adet, 5 milyon adet 20 yaşında genç var. Bunların hepsi önümüzdeki 20 yıl boyunca çok çalışacak ve çalışacaktan para elde edecek. Benim genç oranım seninkinden yüksek olduğu için bu da bir kredi
ya da soyut bir değer grubunda senin tarafından bir pazar olarak kabul edilirse ben bunu da bir paraya dönüştürebilirim kadar. Evet. Kullanılabilir evet. bir durum. Emek hani yoğun bir ülkeyseniz veya emek yoğun sektörlerdeyseniz mutlaka karşılığı var. Evet, evet. Garanti ediyorum sana. İşte bu kadar adam çalışacak önümüzdeki kredi kartının yerimiz. Karşılığı da odur aslında. Aynen öyle. Aa, bravo işte. Onu aslında bir yandan onu da söylemek istedim. Ev gibi hani nesnelerin dışında böyle soyut şeyler de dünyada birisi tarafından değer olarak kabul ediliyorsa bu da artık bir değer grubu. Kesinlikle. Devletin. Buna en güzel örneği üniversitede ki öğrencilere bilançonun o dengenin ne olduğunu anlatırken ben de kendim öğrendim onlarla birlikte. Şimdi diyorum ki hepimiz kendimize ait şahsi bilançomuzu yapalım. İşte çocuklar aktif tarafına varlıklarını, cebindeki nakiti, kolundaki saati, çantasını falan işte borçlarını yazıyor. Orada bir aktif toplamı çıkıyor. Normal bir öğrenci standardını düşündüğünüzde çok böyle hamşan bir rakamlar çıkmıyor. E peki diyorum burası özel bir üniversite, şu kadar bir yıllık borçlandınız ve size taksitlendirildi bunu yapan arkadaşlar için. Peki banka 1000 liralık işte aktif toplamına niye 50 bin lira kredi verdi? Yani bir tane daire 100 bin lirası 70 bin lira kredi açtığına göre senin saatine, çantana herhalde kredi açacak hali yok. İşte orada intangible asset dediğimiz görünmeyen varlıklar ne var? Anne ve babanın sosyal itibarı var ya da gelecekte hatta kazanacağı paraya memursa bile bir serveti olmasa bile 5C, 5C dediğimiz bankacılık sektörünün baktığı bir tanesi de o kredibilite ona bakarak veriyor diye örneklendirip daha kolay anlamalarını sağlamaya çalışıyorum. Mesela. Hocam eline sağlık başından sonuna. Yani bu kitap bu dönemin kendisini ekonomik bakış açısıyla anlama için, değerler atamasında neye göre yapıp yapmayacağımızı anlama için önemli. Sırf sadece buradan okunsa okunur ama bunun dışında da çok eğlenceli ve çok rahat akan. Yani iktisattan, ekonomiden, bu tarz sermaye ve değerlerden bahsederken çok zordur ya. Evet, hani evet. Konu ilgilisine ilgilidir, ilgisizine. Bir de John Galbraith'in bir sözü var. Dünyada para kitabı yazıp ciddi servet kazanmış. Amerikalı bir hoca olmasına rağmen çok açık yürekli de şunu der. Bütün bilimlerin amacı ilgilendiği alandaki fenomenlere cevap vermektir ama finans biliminin amacı paranın ne olduğunu gizlemektir der. O sözü ben şaka zannediyordum. Gerçekmiş. Yani üzerinde çalışınca anlıyorsunuz. İşte neden insanların algısını yönetmek en kolay, en eğitimli insanın bir de en kolay şey algısını yönetmek hani bilirsiniz. Kağıt paranın üzerine verdiğin zaman insanlar orayı bir servet algısına dönüştürüyor. Hayır, o sadece onun gölgesi aslında. Bunu anlamak bile insan hayatında büyük bir dönüşüm, en azından maddi hayatında büyük bir dönüşüm sağlıyor. Devletler bunu fark ettiği zaman zaten fark edenlere ilk onun içerisinde görüyorsunuz aslında. Bence çok iyi bir özet ve bitiriş cümlesi oldu. Senin üzerine söz söylemeyeyim bu konuyla alakalı. Eyvallah. Eline sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın.